Herkese merhaba. Bugün yanlış ve kanıtı olmayan bilgilere karşı bir savaşın başladığı dönem olan Rönesans dönemine gidiyoruz. Çünkü Rönesans döneminde başlayan yanlış ve kanıtsız bilgilerle gözlem ve deney sonucunda elde edilen bilgiler arasındaki savaş günümüz için de hala geçerli. Günümüzde de bilgi kaynağı olarak kullandığımız internet, kitaplar, gazeteler gibi yerlerde birçok yanlış bilgi mevcut. Bu nedenle de bilgi kirliliği dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz, değil mi? Rönesans dönemindeki yanlış bilgi ile doğru bilgi arasındaki savaşın genel olarak sonucuna bakarsak, insanların yanlış bilgileri terk edip doğru bilgilere göre hareket etmesi sonucunda uygarlığımızda son 500 yıldır müthiş bir ilerleme söz konusu. Dolayısıyla günümüzde de biz yanlış bilgilerden kurtulup doğru bilgilere göre hareket edersek gelişim çok daha hızlı ve daha doğru bir yolda ilerler. Bu nedenle gelişmek ve ilerlemek istiyorsak sahip olduğumuz yanlış bilgileri bırakıp doğru bilgilere göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi gelin Rönesans döneminin başlarında yaşamış bir kişi üzerinden konuşarak bu yanlış bilgi ile doğru bilgi arasındaki savaşa bir örnek vermiş olalım. Bu kişi hepimizin mutlaka duymuş olduğu veya bildiği bir isim. Nicolas Kopernik'ten bahsediyorum. İlk olarak kısaca Kopernik'in yaşamı hakkında konuşalım ve sonrasında Kopernik'in hangi yanlış bilgiye karşı nasıl savaştığını inceleyelim. Şimdi Kopernik dediğimiz kişi 15. yüzyılın sonlarında, tam tarih verecek olursam 19 Şubat 1473 yılında Polonya'nın Torun kentinde doğuyor ve henüz 10 yaşındayken babasını kaybediyor. Bu nedenle Kopernik'i psikopos olan dayısı Lukas büyütüyor ve ilerleyen yaşlarında Kopernik İtalya'ya yerleşiyor ve orada hukuk, tıp, matematik, kilise hukuku gibi çeşitli alanlarda eğitim alıyor. Doktorasını da tamamladıktan sonra dayısı Lukas tarafından Polonya'daki Fromburg Katedrali'ne rahip olarak atanıyor. Bu dayısı tarafından kiliseye rahip olarak atanma olayı klasik bir nepotizm örneği. Nepotizm nedir diye sorarsak, nepotizm şu demek: elinizde yapılmasını istediğiniz bir iş var ve o işi hak eden kişiye yaptırmak yerine eş, dost, akrabayı kayırarak onlara bu işi yaptırmak. Yani bir işi hak etmeyen kişiye vererek insan kayırma yapmak nepotizm oluyor. Sonrasında 1512 yılına geldiğimizde Kopernik'in dayısı bu tarihte ölüyor. Bu 1512 yılında dayısı Lukas ölene kadar da Kopernik dayısının doktorluğunu ve sekreterliğini yapıyor. Dayısının ölümünden sonra da devlet memurluğu, hekimlik gibi çeşitli alanlarda görevler yapıyor. Ancak biz biliyoruz ki Kopernik yaptığı bu işlerin dışında günümüzde bilim tarihinde önemli biri olarak anlatılıyor, değil mi? Bunun sebebi Kopernik'in kendinden önceki kabul görülen bazı bilgilere karşı çıkması ve bu karşı çıkmayı yaparken tanrılarla savaşma cesareti göstermesi de önemli bir etken. Buradaki tanrılardan kastımı şöyle açıklayayım. Rönesans dönemine kadar insanlar antik dönemlerde ortaya atılmış bilgileri ve o bilgilerin sahiplerini gözlerinde çok fazla büyütüyorlardı. Bu nedenle Yunanlılar ve Romalılar kadar kendilerini uygarlığa katkı sağlayacak yetide görmüyorlardı. İşte bu kapıldıkları aşağılık kompleksi durumu o antik dönemdeki insanların ortaya attıkları bilgilerin sorgulanamaz olduğunu düşünmelerine neden oldu. Aynı zamanda da o bilgileri ortaya atan kişiler bir nevi tanrısallaştırıldı. Bu nedenle Rönesans döneminde yapılan bu bilgi savaşlarını yanlış bilgilerin yanlış olan tanrılarına karşı olan bir savaşa benzetebiliyoruz. Sonuç olarak Kopernik her ne kadar günümüzde bilim tarihinde önemli bir kişi olarak anlatılsa da aslında sahip olduğu düşünce ve savunduğu mantık bakımından günümüz bilimsel düşünce mantığından uzak birisi. Kopernik daha çok antik Yunan felsefecisini andıran bir karakter. Peki neden Kopernik'in günümüz bilimsel düşünce mantığından uzak olduğunu ve antik Yunan felsefecisi gibi bir izlenim yarattığını söyledim? Çünkü Kopernik hiç deney yapmıyordu ve gökyüzünü de ciddi anlamda gözlemlemiyordu. Sadece basit gözlemler yapıyordu. Aynı şekilde ortaya attığı ve savunduğu şeylerin de başkaları tarafından test edilmesini ve gözlem yapılmasını beklemiyordu. İşte bu nedenle Kopernik'in günümüz bilimsel düşünce mantığından uzakta olduğunu söyledim. Çünkü biz bugün ortaya attığımız bir şeyi hem kendimiz test ve gözleme tabi tutarız hem de başkalarından bunu yapmalarını bekleriz. Çünkü bu davranış ortaya attığım şeyi gözlem ve deneylerle hem kendime kanıtlamamı hem de aynı sonucu diğer insanların da elde ederek ortaya attığım bilgiyi onaylamasını sağlıyor. Fakat antik Yunan'da bu durum geçerli değildi. Antik Yunan'da deney ve gözlemin geçerli olmadığını basit bir örnekle destekleyelim.
Aristoteles'e göre cisimler kütleleriyle orantılı bir şekilde hızlanarak düşüyordu. Yani Aristoteles'e göre bir cisim ne kadar ağırsa o kadar hızlı düşmesi gerekiyor. Aynı şekilde de bir cisim ne kadar hafifse o kadar geç düşmesi gerekiyor. İşte Aristoteles'in ortaya attığı bu düşünce deneyi yaklaşık 2000 yıl boyunca test edilmiyor ve kabul görerek nesilden nesile aktarılıyor. Ta ki Galileo'ya kadar. Galileo sonucun Aristoteles'in anlattığı gibi olup olmayacağını görmek istiyor ve bu düşünce deneyini test edip gözlem yapıyor. Yaptığı deneyle birlikte farklı ağırlıktaki cisimlerin aynı ivmelenmeyle düştüğünü keşfediyor. Bu keşifle birlikte Galileo, Aristoteles'in yanıldığını kanıtlıyor. Fakat bunu hepimizin bildiği veya duyduğu o meşhur Pisa Kulesi deneyiyle yapmıyor. Pisa Kulesi deneyi bu olayı açıklamak için tasarlanan bir hikaye. Tıpkı Newton'un başına elma düşme hikayesi gibi. Sonuç olarak Aristoteles ortaya attığı düşünceyi test etmiyor ve ondan sonra gelenler de 2000 yıl boyunca bunu test etmiyor. Ta ki Galileo'ya kadar. İşte bu nedenle Kopernik'in günümüz bilimsel düşünce mantığına uzakken antik Yunan felsefecilerine daha yakın olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat burada karşımıza önemli bir soru çıkıyor. O da şu. Kopernik günümüz bilimsel mantığıyla hareket etmediyse ve antik Yunan felsefecileri gibi hareket ettiyse nasıl oldu da Ptolemaios evreninin yanlış olduğunu ve dünyanın değil güneşin merkezde olduğunu söyledi? Bunu neye dayanarak nasıl ortaya attı? Bu soruların cevabının temelini Ptolemaios evreninin basit gözlem yoluyla bile anlaşılabilecek hatalara sahip olması oluşturuyor. Kopernik iki ana nokta üzerinden Ptolemaios evren modelini eleştiriyor. İlk olarak eleştirdiği nokta şu. Ptolemaios'un evreni tanımlarken kullandığı ve ilmek diye adlandırdığı şeyleri eleştiriyor. Şöyle ki Kopernik, Ptolemaios'un evren modelini tasvir eden görsele baktığında bir şey dikkatini çekiyor. Ay ve Güneş hariç diğer 5 gezegenin ilmek denen hareketi yapması. Dolayısıyla Kopernik burada evreni açıklayan bütünsel bir sistem göremiyor. Bu nedenle bu tasvirin hatalı olduğunu düşünüyor. Çünkü Ptolemaios'un dünyanın etrafında döndüğünü söylediği 5 gezegen ilmek hareketi yaparken yine dünyayı merkez alarak dönen Ay ve Güneş bu ilmek hareketini neden yapmıyordu? İşte bu düşünceden yola çıkan Kopernik evreni açıklayan bütünsel bir sistem göremediği için Ptolemaios'un evren modelinin hatalı olduğunu düşünüyordu. İkinci temel nokta ise şuydu. Ptolemaios sisteminde Ay dünyanın etrafında dönen 5 gezegenin yaptığı gibi kusursuz bir dairesel yörüngede hareket eder. Fakat Ay diğer 5 gezegenin yaptığı ilmek hareketini yapmaz. İşte sorun da tam olarak burada başlıyor. Çünkü o dönemde Ay'ın yılın belirli zamanlarında dünyaya yakınlaşıp uzaklaştığı biliniyordu. Bu durumda Ay ilmek hareketini yapmadan dünyayı merkez alarak kusursuz dairesel bir yörüngede dönüyorsa nasıl oluyor da dünyaya uzaklaşıp yakınlaşabiliyordu? İşte bu nokta yine Kopernik'i düşündüren önemli noktalardan biri. Çünkü Ay yılın belirli zamanlarında dünyaya yakınlaşıp uzaklaşıyorsa bu durum Ay'ın yörüngesinin kusursuz daire şeklinde olamayacağı anlamına geliyor. Bu durum aynı zamanda Ptolemaios'un evren modelinde bir yanlış daha olduğu anlamına da geliyor. Bahsettiğim bu iki önemli nokta Kopernik'i huzursuz eden en temel sorunlar. Şimdi yaşanan olaylara bakınca insanların neredeyse tamamına yakınının kabul ettiği bir bilgiyi sorgulayan ve kabul etmeyen bir Kopernik'le karşı karşıyayız. Kopernik'in yaptığı bu hareket o dönem için hiç kolay bir davranış değil ve çok sık rastlanan bir durum da değil. Çünkü o döneme kadar insanlar bir bilginin doğru olup olmamasına karar verirken o bilgiye inanan kişi sayısına ve o bilgiyi söyleyen kişinin makamına, mevkisine, konumuna bakarak karar veriyorlar. Gerçi bu durum günümüzde de hala devam ediyor ama biz konudan kopmayalım. Böyle bir ortamda büyümüş olan Kopernik'in çoğunluk tarafından kabul edilen bilgilere karşı çıkması, onları sorgulaması ve kabul etmemesi, hatta ve hatta yanlış olduklarını ileri sürmesi sık karşılaşılan bir durum değil. Bu duruma göre şu soruyu sorabiliriz. Kopernik bu sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşımı sağlayacak düşünceye nasıl sahip oldu? Bu sorunun cevabının okuduğu bir kitapta olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki Kopernik henüz genç yaştayken Alman bir matematikçi olan Johannes Müller tarafından 1496 yılında yazılan bir kitaptan çok etkileniyor. Bu kitap Ptolemaios'un yazdığı Almagest kitabının daha gelişmiş bir versiyonu. Müller'in öğretmeni Ptolemaios'un Almagest kitabının çevirisini yapmak istiyor fakat bunu tamamlayamadan ölüyor. Müller de öğretmeninin hayalini gerçekleştirmek için çeviriye devam ediyor. Ancak Müller kitabın çevirisini yapmaya başladığında sadece kitabın çevirisini yapmakla kalmıyor. Yeni gökyüzü gözlemlerini de
de kitaba ekliyor. Hatta Ptolemaios'un bazı hatalı hesaplamalarını bile düzeltiyor. İşte Müller'in yaptığı bu davranış aslında Rönesans dönemindeki insanların eski çağlarda yaşamış insanlarla kendilerine eşit gördükleri anlamına geliyor. Öyle ki onların yazılarına ekleme, çıkarma, düzeltme yapabiliyorlar. İşte Kopernik'in 1496 yılında eline geçen ve onu düşünmeye sevk eden kitap Müller'in yazdığı Epitome of the Almagest adlı kitaptı. Kendinden önceki insanların hatalarını gören ve onları değiştiren bir karaktere sahip olan Müller'in yazdığı kitabı okuyan birisinin Müller'in sahip olduğu mantığı elde etmesi beklenen bir sonuç. Bu nedenle Kopernik'in Müller'in kitabını okuduktan sonra kendisinden önceki insanların ortaya attığı bilgileri sorgulayacak ve onları eleştirecek düşünce yapısını elde etmesi beklenen bir sonuç oluyor. Nihai olarak Kopernik elde ettiği sonuçlarla kendi evren modelini 1510 yılında tamamlıyor ve birçok arkadaşına mektup yoluyla fikirlerini anlatıyor. Daha sonra Kopernik fikirlerini yayımlaması konusunda birçok mektup alıyor ve nihayetinde fikirlerini yayımlamaya karar veriyor. Kopernik kitabını yazıyor ve 1543 yılında yayımlıyor. Bu kitabın adını da söyleyeyim, Göksel Kürelerin Devinimi üzerine ve arkadaşlarıyla yaptığı mektuplaşmalardan bir kısmını da bu kitabın giriş kısmında kullanıyor. Burada yine sorabileceğimiz bir soru da şu. Kopernik ortaya attığı evren modelini 1510 yılında tamamlıyor dedik. Ama neden 33 yıl sonra, yani 1543 yılında kitabı yayımlamaya karar veriyor? Bu sorunun temelde büyükçe 3 nedeni olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Kopernik çok meşgul birisi. Hem ait olduğu katedraldeki cemaatiyle ilgilenmesi gerekiyor, hem de iyi bir matematikçi olduğu için ülke üzerinde de sorumlulukları var. Tüm bunların üstüne bir de savaş çıkınca ona bölgesini koruma görevi veriliyor. Yani genel olarak bakınca Kopernik'in gerçekten meşgul biri olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir nedense Kopernik yeni bir kavramın yeni ve daha zorlu soruları beraberinde getireceğini çok iyi biliyor. Ortaya attığı evren modelinin hem geçmişten beri evrenle ilgili sorulan ve gizemini hala koruyan sorulara hem de insanların yeni evren modelini gördükten sonra soracağı tüm sorulara cevap veremeyeceğini de biliyor. Peki neden? Çünkü biraz önce söylediğim gibi Kopernik günümüz bilimsel düşünce mantığına göre hareket etmiyor. Daha çok bir felsefeci ve düşünür gibi hareket ediyor. Bu nedenle Kopernik kendisinde deney ve gözlem eksikliği olduğu için gelecek olan sorulara cevap veremeyeceğini biliyor. Örnek olması için Kopernik'e sorduğunuzda cevap veremeyeceği sorulardan birine bakalım. Şimdi Kopernik evren modeline baktığımızda Dünya Güneş'in etrafında dönüyorsa yıldızların sabit konumda değil hareket ediyor gibi görünmesi gerekiyor. Bu duruma ıraklık açısı yani paralaks deniyor. Iraklık açısını basitçe şöyle anlatabilirim. Siz arabayla hareket ederken etrafınızdaki baktığınız dağlar, tepelerde hareket ediyormuş gibi görünür. Buna göre Dünya da Güneş'in etrafında hareket ediyorsa Dünya'dan yıldızlara bakan birinin yıldızların hareketini gözlemlemesi gerekiyor. Fakat yıldızlar da herhangi bir hareket göremiyorlar. Bunun nedeni yıldızların Dünya'dan çok ama çok uzak mesafede olmaları. Çünkü mesafe arttıkça ıraklık açısı küçülmeye başlar ve bu da hareketin varlığını hesaplamayı zorlaştırır. Bu nedenle bu ıraklık açısı sorunu Kopernik'in cevaplayamayacağı bir soruydu. Aslında Kopernik haklıydı. Yıldızlar hareket ediyordu. Fakat ıraklık açısı çok ama çok küçük olduğu için Kopernik yıldızların hareketini ölçemiyordu. Günümüzde biz bu ölçümleri rahatlıkla yapabiliyoruz ve dolayısıyla yıldızların hareket ettiklerini kanıtlayabiliyoruz. Kopernik'in bizim gibi hassas ölçüm yapma olanağı olmadığı için yıldızların hareket ettiklerini kanıtlayamazdı. Üçüncü bir sorunsa şuydu. Martin Luther ve taraftarlarının öğretisiyle Kopernik'in güneş merkezli sisteminin uyuşmamasından kaynaklı baskılar. Martin Luther o dönemde Katolik mezhebinden ayrılıyor ve kendi tarikatını kuruyor. O dönemde bir tarikat olan bu insanların öğretişleri günümüzde Protestanlık mezhebi dediğimiz topluluğun oluşumunu sağladı. Bu tarikat o dönemde kendi doktrinlerine uymayan her şeye karşı çıkıyordu. Kopernik'in 1543 yılında yazdığı Göksel Kürelerin Devinimi üzerine adlı kitabı Martin Luther'in tarikatı tarafından şiddetle kınandı. Ancak kitabın yayınlandığı yıl 1543 yılında Kopernik de hayata gözlerini yumuyor ve bu nedenle Kopernik kitabına karşı yapılan baskıları ne görebildi ne de o baskılardan payına düşeni alabildi. Ancak kitabı yazdıktan sonra Kopernik yaşamaya devam etseydi ciddi sıkıntılar görebilirdi. Çünkü Kopernik'in evren modeli Martin Luther ve tarikatının öğretişlerine karşı bir düşünce olarak görülüyordu. Bu nedenle eğer Kopernik yaşasaydı Martin Luther ve taraftarları tarafından zarar görmesi işten bile değildi. 1553 yılında Miguel Servet adında İspanyol bir bilim insanını kazığa bağlayıp yakarak öldüren bir tarikatın Kopernik yaşasaydı ona ne yapacağını az çok tahmin edebilirsiniz. İşte Kopernik bunun gibi birçok sorunla karşılaşacağını ve cevaplaması istenecek birçok soruya cevap veremeyeceğini bildiği için kitabın yazımını geciktiriyor. Ama kim ne derse desin Kopernik 2000 yıllık Aristoteles ve 1500 yıllık Ptolemaios evren modelini yerle bir ediyor.
Kopernik'in ortaya attığı evren modeli aynı zamanda yaklaşık 1800 yıl boyunca pek dikkate alınmayan Sisamlı Aristarkus'un güneş merkezli evren modeli düşüncesinin evrenimizin bir gerçeği olduğunu kanıtlamış oldu. Peki neden güneş merkezli evren denilince herkesin aklına Kopernik gelirken Sisamlı Aristarkus gelmiyor? Bu sorunun cevabını Francis Darwin'in şu cümlesi bence güzel bir şekilde cevaplar. Bilimde itibar bütün dünyayı ikna eden adama gider. Bir fikri ilk düşünene değil. Bu cümle neden Kopernik'in daha popüler olduğunu net bir şekilde açıklıyor. Ve yine bu cümle için şunu söyleyebiliriz ki gerçekten de bilim için geçerli olan bir düşünceyi barındırıyor. Sonuca bakınca her şey iyi güzel fakat Kopernik modelini hala cevaplanması gereken birçok soru var. Örneğin her şey güneşi merkez alarak dönüyorsa ay neden dünyanın etrafında dönüyor? Yine Kopernik'in o dönem için cevaplayamayacağı zor bir soru daha. Bu soruyu daha da zorlaştıran biri daha var. Galileo. Galileo kendi geliştirdiği teleskobuyla yaptığı gözlemlerinde Jüpiter'in etrafında dönen 4 uydusunun hareketlerini gözlemliyor. Tıpkı dünyanın etrafında dönen ay gibi. Bu sefer benzer soruyu Galileo da soruyor. Kopernik evren modeline göre her şey güneşin etrafında dönüyorsa bu 4 uydu neden ve nasıl Jüpiter'i merkez alarak dönüyor? Bu sorulara kayda değer ve kanıtlanabilir verilerle ilk cevap veren kişi Sir Isaac Newton'dı. Bunların detaylı incelemesini daha sonraki podcastlerde detaylıca yapacağız. Sonuç olarak antik döneme ait birçok yanlış bilgiye karşı olan bir savaşın başlangıcı dediğimiz Rönesans'tan sonraki zamanlarda Kopernik'in yaptığı keşif gibi birçok yanlış bilginin yüzyıllardır aktarıldığı keşfedildi. Bu yanlış bilgilere karşı savaşıp kazanmanın yoluysa onların yanlış olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu kanıtlamaktan geçiyor. Bu nedenle yüzlerce yıldır anlatılan ve sorgulanamaz olduğuna inanılan bilgilerin deney ve gözleme tabi tutulması gerekiyor. İşte ortaya çıkan bu deney ve gözlem mantığı günümüzdeki bilimi elde etmemizde temel etmenlerden biri. Konuşmanın en başında Rönesans dönemi için söylediğim tanrılara karşı savaşın başlangıcı cümlesini şimdi kendimiz için düşünebiliriz. Yani benim sahip olduğum ve doğru olduğunu düşündüğüm bilgiler gerçekten doğru mu? Yoksa ben de Rönesans öncesi dönemdeki insanların yaptığı gibi bir bilginin doğruluğuna karar verirken o bilgiye inanan kişi sayısına veya o bilginin kim tarafından ortaya atıldığına bakarak mı karar veriyorum? Bu düşünmemiz gereken bir soru. Eğer bu iki parametreyi standart alarak bir bilginin doğru olduğuna karar veriyorsak çok fazla yanlış bilgiye sahibiz diyebilirim. Yani yanlış bilgilere doğru muamelesi yaparak yaşadığımızdan bahsediyorum. Doğru bilgilere göre yaşamak içinse sahip olduğumuz o bilgilerin tanrılarına karşı savaşmamız gerekiyor. Aksi halde o bilgilerin mutlak doğru olduğunu ve o bilgilerin sahiplerinin de sorgulanamaz olduğunu düşünerek yaşamak zorunda kalırız. Sahip olduğumuz yanlış bilgilerin tanrılarına karşı savaşmanın en doğru zamanıysa yarın, öbür gün, bir hafta sonrası değil, şu an en doğru zaman. Çünkü bu uzun bir yolculuk. Bu nedenle en doğru zaman şimdi bu yolculuğa başlamak. Bir başka podcast'te görüşene dek kendinize iyi bakın.